Merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Merhaba genç kalmaktan kararlı ve ısrarlı olanlar. Ve haliyle evde kalanlar. Gönüllü esareti kabul edenler ya da gönülsüz olarak kabul edenler ama kabul edenler. Yani topluma zarar vermemek için evden çıkmamaya tahammül edenler. Hepinizi tebrik ederim. 65 yaş üstü ya da 65 yaş altı toplumsal sorumluluğunun farkında olan herkesi tebrik ederim. Hepinizi. Canlarım benim. Buna rağmen tipik bazı milliyetçi evlatlar, kardeşler, çocuklar, hatta onların büyükleri de bir alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Asker uğurlama törenleri. Aman Allah'ım ya Rabbim. Nasıl da coşkulular, nasıl da keyifliler, nasıl da neşeliler. Arabalarından sarkıyorlar, ellerini kollarını çıkarıyorlar, ayaklarını çıkarıyorlar. Arabaların üstüne yatıp böyle tutunanlar, bağıranlar, çağıranlar. Ya askere gitmek bu kadar güzel. Bravo. En vatansever siz milliyetçilersiniz. Bravo. Tebrik ederim. Harikasınız. Tamam da be arkadaşım. Öyle bir dönemden geçiyor ki Türkiye, öyle bir dönemden geçiyor ki bilhassa belirli yaşın üzerinde olan insanlar çok büyük risk taşıyorlar. Pek çoğumuzda bu lanet olası virüsten olabilir. Taşıyıcısınızdır yani. Gücünüz, kuvvetiniz yerinde. İmmün sisteminiz de sağlam. Bağışıklığınız. Size bir şey olmuyor ama taşıyorsunuz ve çok rahat birilerine sarılığa öpe geçiriyorsunuz bunları. Bu bilim böyle söylüyor. Ve siz buna rağmen askere gitmenin coşkusu ile, sevinci ile, mutluluğu ile yaşlı insanlara sarılıyor, salya sümük ellerinden, yüzlerinden öpüyorsunuz. Peki. Onların da ölümüne razı oldunuz. Ya da bilmiyorsunuz, farkında değilsiniz. Ya da vurdum duymazsınız. İyi de arkadaş, iyi de evlat, kardeş. Ertesi gün kıtaya gidip teslim oluyorsun. Askeri üniformayı sırtına, potinleri ayağına taktığın andan itibaren şafak saymaya başlıyorsun. Şafak yani tezkere gününü saymaya başlıyorsun. Gel tezkere gel diye şarkılar söylüyorsun. Ve askerliğin ne kadar zor zanaat olduğunu anlatan mektuplar gönderiyorsun sevdiklerine. Ya arkadaş, evlat, kardeş. Ya askere giderken hele bir de böyle durumlarda bu kadar eğlenmekten vazgeç. Coşmaktan, mutlu olmaktan vazgeç. Ya da ertesi gün askere teslim olduktan sonra da tezkere gel, gel, gel diye ağlamaktan vazgeç. E bilelim sen hangisisin? Askerlik yapmaktan çok mutlu olan mı? Askere teslim olduğu gün hemen şafak sayan mı? Seni her gelen seni. Seni her gelen seni. Neyse. Normal zamanlarda ne yaparsan yap. Askere gitmeden önce coş, koş, zıpla, eğlen, kafayı çek, ne yaparsan yap. Askere teslim olduğun günde istersen şafak say. Umurumda bile değil ama ben bir durum tespiti yapayım dedim. Yalnız bu zor dönemlerde yaşlı başlı insanlara öyle salya sübük sarılmaktan da vazgeç. Tamam mı evladım? Tamam mı kardeşim benim? Hadi koçum bakayım şimdi. Sessiz sedasız git kıtana teslim ol. Canlarım be, bugün böyle bir öğlende hafif neşemizi de yükseltebilecek şeyler anlatmak istedim. 1996 yılında, 1995-96 yıllarında daha doğrusu Akşam Gazetesi Kurtuluş'taydı. Ergenekon Caddesi vardır. Ergenekon Caddesi'nin hemen hemen sonlarına doğru bir yerde Şetat İşarı'ndaydı. Bir gün yine gazeteye gidiyorum. Pangaltı'dan şöyle yürüyerek, güzel bir kış günü, soğuk ama çok temiz bir hava, gökyüzü pırıl pırıl. Ergenekon Caddesi'nden yürüyorum. Bir balıkçı elinde balık sepeti balıklarını satıyor. Balıklar da uskumru. Hakikaten de böyle güzel görünüyorlar yani. Ama ne bağırmak uskumrularla ilgili. Uskumrularına ne övgüler diziyor. Zannedersiniz başkan danışmanı, uskumrularda başkan. O sırada öyle işte ikinci, üçüncü katlardan birinden herhalde bir hanımefendi pencereyi açıp haykırıyor. Balıkçı, balıkçı, uskumruların tazedir. Mis gibi tazedir hanım abla, mis gibi tazedir, canlı canlıdır dedi balıkçı. Kulakları kırmızıdır. Aman ne diyorsun dedi hanım abla. Kıpkırmızı. Derileri parlaktır. Oo, hem de ne parlak gözlerini alacaktır. Boyları uzundur deyince artık bu sefer galiba kızdı balıkçı. Hanımefendi, evine balık alacaksın yoksa kendine damat mı bakıyorsun? Çok hoşuma gitmişti. Hatta sonra bu olayı o günlerde, o gün belki de hatta gider gitmez de Akşam Gazetesi'nde yazmıştım. Yazarken de mutlaka tabii yanına bir şey iliştiririm ben, bir yorum iliştiririm. O zaman da zannediyorum her konuyu çok ince eleyip çok sık dokuyan bir ulus haline gelmiştik. Her şeyi ince eleyip sık dokuyorduk. Mesut Yılmaz başbakandı. Tansu Çiller başbakan yardımcılığını kabul etmemişti. Yani Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin ortak hükümeti vardı. Dışarıdan destekleniyorlardı. Zar zor kurulan o hükümetin yaptıklarının hiçbirini beğenmiyorduk. Daha doğrusu kendileri kendi aralarında beğenmiyorlardı. Ben de bundan giderek bu balıkçı ve hanımefendi arasındaki balık muhabbetini, satın alma muhabbetini anlatmış. Yahu yeter artık demiştim ya. Evinize gelin mi alacaksınız yoksa damat mı alacaksınız? Yahu Mesut Bey de evli, Tansu Hanım da evli. Hiçbir şeylerini beğenmiyorsunuz. Birbirinizin bir süreliğine bari birbirinizin liderlerinin iyi tarafları da olabileceğini kabul edin diyen kısa bir yazı yazmıştım canlarım. Güzellerim benim. İşte böyle bir Türkiye'den geldik. Böyle bir Türkiye'den de henüz şimdi geçiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini eleştirmeye devam. Elbette devam. Ama hükümetin aldığı, yasalara dayanarak aldığı kararları da lütfen uygulayalım canlarım benim. Öyle onu sor, bunu sor. Parlak mı? Gözleri kırmızı mı? Boyu uzun mu? Taze mi? Bunları şimdilik boş verelim. Ha mesela şunu eleştirelim. Recep Tayyip Erdoğan neden çıkıp da hastalıkları bizzat aynı Macron gibi, Merkel gibi, Trump gibi bizzat açıklamıyor? Aa bunu soralım. Evet. Ve neden gece yarımda açıklanıyor bunlar? Bütün bilgiler. Bunları soralım. Bunları da eleştirelim. Tamam. Burada bir laf yok. Tamam canlarım. Ama bunu yapacağız. Aynı zamanda da bütün her türlü alınan karara uyacağız. Akşam Gazetesi'nde pek çok tazminat davasına konu olan yazarlardan biriydim. Galiba benden çok tazminat davası konusu olan da yoktu. Yine böyle bir gün gazetemizin avukatlık ofisine gittim. Bir dava vardı. Kahvemizi içerken benden genç bir avukat. O zamanlar ben de çok gencim ama o benden de genç, düşünün. Demek 30'lu yaşlarda. Ben de 40'lı yaşlardayım. Biz kahvemizi yudumlarken bir hanımefendi girdi içeriye. Benim şu andaki yaşımda hanımefendi. Söylene söylene girdi. Ama belli ki avukatımızın müvekkillerinden biri. Hoş geldiniz dedi. Avukat ayağa kalktı. Gitti elini sıktı. Çok öfkelisiniz dedi. Hanımefendi başladı anlatmaya. Ev sahibinden çok şikayetçiyim. Mendebur'un teki dedi. Bana yapmadığını bırakmadı dedi. Ben kirasını da ödüyorum, her şeyi yapıyorum dedi. Şunu dedi, aleyhinde bir dava mı açalım, şikayetçi olalım gibi bir şeyler söyledi işte. Ne davası açacaksa. Anlattı bir şeyler de. Tamam hanımefendi dedi. Hele bir oturun bakalım dedi, açarız. Nasıl olsa dedi ben de sizin vekaletnameniz var. Yaparız. Ama dedi size bir soru sorayım. Bu adam dedi yalan söyler mi dedi. Yani mesela yemin istersin yalan yere yemin eder mi dedi. Ne diyorsun sen beyefendi dedi. Adam tam bir avukat dedi. Her boku yer. Evet. Avukatların da böylece her boku yediklerini hanımefendiden öğrenmiş oldum. Sevgili avukat kardeşim bana şöyle bir gülümseyerek baktı. Sadece gülümseyerek baktı. Ama hanımefendinin kırdığı potu da kendisine hatırlatmadı bile. Ya canlarım be. Galiba bizim gibi yaşlar biraz daha ilerledikçe pot kırmak, gaf yapmak daha mı kolay oluyor ne? Belki de AKP Genel Başkanı'nın kırdığı potlar, yaptığı gaflar yaşından dolayı olabilir. İçtiğimiz ilaçlar da etkiliyor bunu. Ki AKP Genel Başkanı'nın çok sayıda ilaç içtiğini, takviye aldığını biliyoruz hepimiz. Bunlar doğal şeyler. İnsanın ömrünü uzatmak istemesi, daha kaliteli bir yaşam sürmek istemesi, bunlar bütün hepsi doğal şeyler. Ama bunu da kabul etmeliyiz. Hem kullandığımız ilaçlar hem yaşımızın getirdiği bazı stresler bizi çok kolay pot kırmaya yönlendirebilir. Bu nedenle herkese naçizane deneyim sahibi biri olarak tavsiye ediyorum. Tabii öncelikle de AKP Genel Başkanı'na aman beyefendi. Sakin ol beyefendi. Hele bugünlerde sükunete hepimizin ihtiyacı var. Bir fıkrayla bitireyim. Yaz sıcak, acayip sıcak. Küçücük bir manav çırağı el arabasına 8-10 tane kavun koymuş, bayır yukarı çıkmaya çalışıyor. Benim yaşlarımda bir beyefendi de, oğlum diyor, yardım edeyim sana diyor. Et amca diyor, beraberce el arabasını bayırın tepesine kadar çıkarıyorlar. Yardımcı beyefendi çocuğa soruyor, oğlum diyor, senin diyor ustan ne kadar acımasız diyor. Hiç mi kafası çalışmıyor diyor. Senin yaşında bir yumruk kadar çocuğun bu ağır yükle bu bayırı çıkamayacağını bilmiyor mu diyor. Sen de kendisine ben bu kadar ağır yükü o bayırı çıkamam demedin mi diyor. Dedim amca diyor. Diyor. Ya mutlaka bir salak çıkar sana yardımcı olur dedi bana diyor. Canlarım ya. Bir de bizim yaşımızdakilerin böyle de bir özelliği var. Ya halkın yarısının umurunda bile değil. Ezilmiş, sürünmüş, horlanmış, işsiz kalmış, aç kalmış, sefaletmiş. Çocuklarının, torunlarının geleceği çalınmış. Umurlarında değil. Benim gibi bazı salaklar da habire mücadele ediyor. Kim için? Onlar için. Demek onlar da bizim gibi bazı salaklara çıkacağından eminler. Canlarım, güzellerim benim. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın.